Azerbaycan için mermi atar mermi yeriz. Ermenistan bu taşkınlığından vazgeçmesi lazım. Haddini bilmesi lazım. Bir tane değil Ermenistan. Kuşlar var ardında. Üç tarafımız denizde, dört tarafımız düşmanlar çevrili. Allah memlekete zeval vermesin. Bizim devletimiz diyor ki biz Azerbaycan'ın yanındayız. Hiç de yanında olmuyor. Yalan söylüyor hep. Bir Türkiye şey yapıyor. Azerbaycan'ın arkasındayız. Tam destek veriyor. Başka destek veren var mı? Azerbaycan İslam ülkesi. Diğer İslam ülkelerinden bir çıt çıkıyor mu? Bu Araplar güya sözde İslam ülkesi. Ermenistan-Azerbaycan gerginliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Ermenistan-Azerbaycan gerginliği adında Karabağ gerçekten kanayan bir yara. Şu anki yapılan mücadele, müdahale gayet yerinde. İnşallah yani fırsatı çevirecek Azerbaycan. Bundan da kıvanç duyuyoruz. Aynı zamanda ben muharip gaziyim. Yani biz millet olarak yani Türk milleti genimizde var. Ben Rum askerini yakaladım da korkmasın diyeyim hatıramdan su içirdim. Bizler yani öyle çaresiz ve aciz insanları hiçbir zaman ezmezdik, şey yapmazdık. Şu anki yapılan politikalar gayet olumlu. Çünkü bizim etrafımız yani dört tarafımız deniz, üç tarafımız denizde, dört tarafımız düşmanlar çevrili. Allah memlekete zeval vermesin. Dualarımız da her zaman. Ya onlar işte fırsat buldukça bu Ermeniler ta zamandan beri böyle devamlı Azerbaycan'a, bize devamlı şey davranan, kötü davrananlar. Fırsat buldukça bunu değerlendirmeye çalışıyorlar. Allah sonumuzu hayırlı getirsin. Valla iyi şeyler düşünmüyorum ya. Yani Ermenistan'ın yaptığı iyi bir şey değil. Yani biz destekliyoruz Azerbaycan. Şimdi tarihler boyunca Ermenistan Müslümanlara zaten hiç yüz vermemiş. Hoş görmemiş yani Müslümanlara. Birbirine artıyla eksikliğimiz zıt bir ülke. Ben normal karşılıyorum Ermenistan'ın rahatsız etmesini. Ondan sonra diğer bir yandan bütün Hristiyan alemi İslam ülkelerine zaten düşman. Dost desek kim inanır? Onun için ben gayet normal karşılıyorum. Bu yeni olan bir olay değil. Yıllardan beri süre gelen bir olay. Benim görüşüm öyle yani ama Ermenistan kaşınıyor yani. Belasını bulacak inşallah bulur da yani. Azerbaycan'ı sonuna kadar destekliyorum. Her türlü Türk milleti olarak yanındayız. Gereken neyse yapılsın. Vallahi bu haddini aşıyor bu Ermenistan mıdır nedir? Ne ödüğü belirsiz insanların uydurdukları şeyler. Türkiye gibi güçlü bir ülkeye efendime ben söyleyeyim. Ya çok uğraşan var Türkiye ile. Kıskananlar çok. Gerginlik değil. İstenen kendi toprağımızı alıyoruz Azerbaycan. Alması da gerekiyor. Şimdiye kadar kaldığı da suç. Türkiye Cumhuriyeti'nin oraya ne yapması gerekiyorsa acilen yapması lazım yani. Azerbaycan bizim ebedi kardeşimiz. Ermenistan her fırsatta zaten devletimizi kötülemek için her şeyi yapıyor. Her platformu kullanıyor. Yani Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Ne düşüneyim? Kafasına vursun diye düşünüyorum. Ne düşüneyim? Ermeniler gebersin, Azerbaycan yaşasın. Devamlı haksızlık yaptılar bu konuda ve Karabağ'ı hep ellerinde tuttular. Karabağ Türklerindir. Bundan sonra da Türklerin olacak. Azerbaycan'ı destekleyeceğiz. Yani Azerbaycan bizim kardeşimiz. Bütün dünya onları destekliyor. Hristiyan alemi, İslam alemi de onların desteklemesi lazım. Ama bir Türkiye'den başkası desteklemez. Birlik ve beraberliğimiz İslam'da hiç yoktur. Birlik ve beraberliğimizi Abbasiler yok etmiştir. Emeviler yok etmiştir yavrum. Bunlara dikkat edilmesi, Türk tarihi okunması lazım. Benim için bu Ermenilerin 1900'lü yıllardan beri yapmış olduğu politikanın aynısını şimdi yapıyorlar. Türkiye Ege'de ve Akdeniz'de yapamadıklarını, bize karşı Fransa'yı ve Yunanistan'ı kullanamadıklarını şimdi Azerbaycan üzerinden denemeye çalışıyorlar. Bu Türkiye üzerinde oynanan bir oyun. Bence bizim ülkemize de yanlış yapıldı. Bu Azerbaycan bizim kardeşimiz olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan için mermi atar mermi yeriz. Ondan sonra
Bunları düşünüyorum. Azerbaycan'a yanlış yapıldığını düşünüyorum. Sonuna kadar arkandayız Azerbaycan. İlk önce Ermenistan bu taşkınlığından vazgeçmesi lazım. Haddini bilmesi lazım. Türk, Azerbaycanlı kardeşlerimize bizim buradan sonsuz bir, nasıl söylesem size, bizim onlarla kardeş olduğumuzu unutmaması lazım. Biz sürekli onların yanındayız. Kalbimiz de onlarla beraber. Oradaki şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Bunların hepsi bir oyun inşallah. Bunlara bir son vereceğiz. Şimdi Aliyev Cumhurbaşkanı olalı kaç yıl oldu? Biliyor musun? 20-30 yıl oldu. 25 yılı geçti. Şimdiye kadar ne yaptı? Hiçbir çaba gösterdi mi? Anca şeyde durdu. Şimdiki Ermenistan vurunca telaşa düştü. Yıllardır, 25-30 yıldır Karabağ bölgesi Ermenilerin işgali altında. Niye şimdiye kadar sesi çıkmadı? Bu bir. İkincisi, Rusya onun arkasında. PKK o Ermenilerin arkasında. Ermenilerin nüfusu topu topu 2 milyonu bulmaz. Ama diğer her taraftan ona yardım ediyorlar. Rusya arkasında, Amerika arkasında, Avrupa arkasında. Bunu kışkırtıyorlar, kişkiriyorlar bunu. Kişkirince o da havlıyor oradaki şeylere. Ama bir Türkiye şey yapıyor, Azerbaycan'ın arkasındayız, tam destek veriyor. Başka destek veren var mı? Azerbaycan İslam ülkesi. Diğer İslam ülkelerinden bir çıt çıkıyor mu? Bu Araplar güya sözde İslam ülkesi. Onların hepsinin kanı bozuk. Türkiye küçük bir ülke değil. İstese bir gecede kaybeder. Onun için demin amca dedi ki şimdi ahlına düştü dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dedi. Yeni destekliyor dedi. Türkiye yıllardır destekliyor. Aslında istese halleder, her şeyi halleder. Yalnız hani o bir tane değil Ermenistan. Güçler var ardında. Onun için bu da kaosa sürükleme istemiyor. Şimdi Azerbaycan biliyorsunuz bizim kardeşimiz. Bizim devletimiz diyor ki biz Azerbaycan'ın yanındayız. Hiç de yanında olmuyor. Yalan söylüyor hep. Madem Azerbaycan kardeşimizin yanındayız diyor, daha niye duruyor? Bugün Bayır Bucak Türkmenleri olsun. Ondan sonra ne bileyim yani cephelerde, doğularda savaşıyor. Bu kadar Suriyelileri buraya getirdiler diyorum. Acaba şu anda diyorum Azerbaycan'la diyorum Türkiye bir savaşa girse acaba Suriyeliler mi kurtaracak bu vatanı? Yoksa senin benim gibi gençler mi kurtaracak vatanı?